Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelin yapımı ile geldim. Genelde kız bebekler için model seçenek çok ama erkek bebekler için hep aynı tarzda klasik modeller hazırlanıyor. Ben de farklılık olsun diye bu güzel modeli hazırladım. Yapımı da oldukça kolay, haroşa örgü. Bu kısımlarda da üç düz, üç büz modelinin uygulandığı bir model. Yakadan başlıyoruz. Robamızı tamamladıktan sonra kol altında birleştirmelerini yapıp beden bölümünü örüp tamamlıyoruz. Modele vereceğim sayılar 1 yaşı uygun. Roba kısmını daha fazla, daha az artırarak istediğiniz yaşa, aya uygun da örebilirsiniz. Modelde anti-peeling özellikli kartopu baby one kullanıyorum. 2 yumak temin ederek başlayın. Bir yumak bitiyor. Diğerinden çok az kullanılıyor. 3,5 numara şişle örüyorum. 4 adet de düğme gerekli. Modelimizin arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Bir de ölçülerine bakalım. Yakadan etek ucuna kadar 30 santim. Yine yakadan roba altına kadar 15 santim. En olarak da 26 santim. Ölçüler de bu şekilde. Şimdi yeleğin yapımına geçelim. Modelde kullandığım ip kartopu baby one. 3,5 numara şişle örüyorum. 75 ilmek atarak başlayalım. ilmek attım. 75 ilmeği 4 haroşa sırası örelim. 4 haroşa sırası örüp ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada hem robanın ayrımlarını yapacağız hem de ilk iliğimizi açacağız. Erkek bebek yeleği olduğu için iliğimizi sol tarafta açıyoruz. Düğme bandımız 7 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 ilmeğini ördüm, bir doladım. 2 ilmeğini birlikte örüp kestim. Kalan 2 ilmeğini de örüp düğme bandımı 7 ilmek örmüş oldum ve de iliğimi açmış oldum. Sol ön için 1 2 3 4 5 6 ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Ardından artırma kısmında bu 3 ilmeği beden kısmında öreceğimiz 3 düz 3 büz modelini uygulayarak bu kısımda modeli başlatmış oluyorum. Bir doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Ördüğüm ilmeğin diğer tarafından artırmamı yaptım. Şimdi kol için 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Bir ilmek örüyorum. Ardından doladım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka bölüm için 19 ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. 1 ilmek ördüm. Ardından doluyorum.
3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir doluyorum, bir ilmek örüyorum. Bir gizli artırma yaptım. Buradaki artırma kısmı da tamamlanmış oldu. Diğer kol için 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm. Bir doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek sağ ön için ördüm. Kalan 7 ilmeğim de düğme bandı. Bu şekilde ayrımlarımı tamamlamış oldum. Örgümüzün arka yüzünde de artırma kısmındaki 3 ilmeğe kadar tüm örgümüz haroşa. Artırma kısmına kadar haroşa örerek gelelim. Gizli artırma yaptığımız ilmekleri bu şekilde yandan girip örüyoruz. Bir ilmeğimi ördüm. Burada doladığım, ortada kesme yaptığım ilmek ve diğer tarafından doladığım buradaki 3 ilmeği bu şekilde ters örgü yapıyorum. Sadece 3'ünü. Arka yüzde bu 3 ilmek ters örgü, diğer kısımlar hepsi haroşa örgü. Gizli artırma yaptığımız ilmeklerde diğer artırma kısmına gelelim. Yine doladığım, ortada kesme yaptığım, diğer tarafında doladığım ilmek. Bunların üçünü ters örgü yapıyorum. Diğer kısımlar haroşa olacak şekilde bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzdeyim. 7 ilmek düğme bandımı örüyorum. Düğme bandını ördüm. Sol ön 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bir önce arttırdım. 7. 7 ilmek sol ön için ördüm. Artırmamı yaptım. 1 ilmek ördüm. Şimdi bu kısımda 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Diğer kısımların hepsi haroşa örgüden oluşuyor. Şimdi 3 düzümüzü bir önceki sırada bu şekilde birlikte örerek kesmiştik. Bu sırada bir işlem uygulamıyoruz. Buradaki modeli 3 sırada bir uyguluyoruz. Arka yüzde bir sıra örmüştük. Şimdi bu ikinci sırası olacak. 3 düz örüyorum. 1 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Kol bölümü için artırmamı yaptım. 1 ilmeği ördüm. Yine 3 düzümü örüyorum. 1 ilmek ördüm. Artırmamı yaptım. Arka bölümü örüyorum. 3 bölümdeki ilmekleri ördüm. Burada bir haroşa ilmeğim kalana dek artırmamı yaptım.
bir haroşa ilmeğimi ördüm. 3 düzümü örüyorum. Haroşa ilmeğimi ördüm bir tane. Yanından artırmamı yaptım. Ortada 3 ilmeğimiz, yanında birer ilmeğimiz haroşa. Bunun her iki tarafından artırmalarımızı yapıyoruz. Yani bu kısımda 5 ilmek olacak. Her iki tarafından artırmamızı yapacağız. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Kol için 7 ilmek örüyorum. Artırmamı yaptım. 1 ilmeğimi ördüm haroşa. Ortadaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. Haroşa ilmeğimi ördüm ve artırmamı yapıyorum. 7 ilmek sağ ön ördüm. 7 ilmekte düğümü bandını örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde bir önceki sırada gösterdiğim gibi haroşa örüyoruz tüm ilmekleri. Sadece bu 3 düz ilmeği arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Düğme bandını ve sol önü örerek geliyorum. Artırma kısmına gelelim. Bir haroşa ilmeğimiz kalana dek. Bu şekilde yavaş yavaş modelde ortaya çıkmaya başladı. Buradaki kısım 3 sıraya tamamlandığı için şimdi burada yaptığımız gibi 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Öncesinde haroşa kısımda örerek geldim. Bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Haroşa ilmeğimi ördüm. Doluyorum. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Bir haroşa ilmeğimi ördüm. Yanından artırmamı yapıyorum. Koldaki 9 ilmeği örüp artırma kısmına geliyorum. Artırmamı yaptım. Bir haroşa ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Bir haroşa ilmek ördüm. Gizli artırmamı yaptım ve arka bölümü örüyorum. Diğer artırma kısmına geldim. Gizli artırmamı yapıyorum. Bir haroşa ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. 3 düz ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Ardından doladım. Bir haroşa ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol bölümünü örüyorum. Bir ilmeğim kaldı haroşa. Artırmamı yapıyorum. Haroşa ilmeğimi ördüm. Yine doladım. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kestim. Doluyorum. Bir haroşa ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Sağ ön ve düğme bandındaki ilmekleri örüyorum. Bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Arka yüz örelim. Ön yüze geçtim. Artırma kısmına kadar örerek geldim. Artırma kısmında 5 ilmeğim var. Artırmamı yaptım. Kenardaki bir haroşa ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3 düzümü örüyorum. Diğer kenardaki bir haroşa ilmeğimi ördüm. Yanından artırmamı yaptım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum.
Bir haroşa ilmeğim kaldı. Buradaki 5 ilmek artırmamı yaptım. Haroşa ilmeğimi ördüm. 3 düzümü örüyorum. Bir haroşa ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Bu sırada da bu şekilde artıralım arkadaşlar. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Artırma kısmına geldim. Yine gizli artırmamı yapıyorum. Bir haroşa ilmek örüyorum. Bu kısım 3 sıraya tamamlandığı için bir doluyorum ve 3 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bir doluyorum, yanından bir haroşa ilmek ördüm ve gizli artırmamı yapıyorum. Koldaki ilmekleri örelim. Diğer tarafta tekrar göstermek istiyorum. Artırma kısmına gelelim. Artırmamı yaptım. Bir haroşa ilmek ördüm. Doluyorum. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Bir haroşa ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar her ön yüzde buradaki artırma kısmındaki 5 ilmeğin her iki tarafından gizli artırmamızı yapalım. Orta kısımdaki 3 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapalım. Bu 3 düz ilmeğimiz 3 sıra örüldükten sonra da dolayarak 3'ünü birlikte örelim. Diğer yanından da dolayıp modelimizi 3 sırada bir uygulayalım. Robamızı biraz artırıp büyütelim. Devam edelim arkadaşlar. Robamı ilerlettim. Artırma kısmındaki modeli de 10 defa uyguladım. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 defa modeli uyguladım. Haroşa sırasını sayalım. Yakadaki 4 haroşa sırasından sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 haroşa sırası ördüm. Yani ön yüzde 20 defa roba artırması yaptım. Şimdi öreceğimiz bu sırada koldaki ilmeklerimizi kapatıyoruz. Ardından kol altında birleştirmelerimizi yapıyoruz. En son sırayı arka yüzde geldim. Ön yüze geçtim. Ön yüzde örerek buradaki artırma kısmına gelelim. Artırma yaptığımız kısımdaki 3 düz ilmeğe kadar geldim. Şimdi 3 düzün birini ön parçaya, ön bölüme ekliyorum. Ortadaki ilmeği de örüp bununla kol altında birleştirmeleri yapacağım için yine bunu da örüyorum. Kalan ilmeği de kol bölümünde kapatacağım. İlmeğimi ördüm. Bir önceki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İlmeğimi örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatarak ilmeklerimi kapatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi buradaki artırma kısmına kadar kapatalım. İlmeklerimi kapatarak artırma bölümündeki 3 düz ilmeğe geldim yine. Birini örüyorum. Kol bölümünde kapatmış oluyorum. Ortadaki ilmeğim bu. Diğer ilmekte yine arka bölüme ekliyorum. Ortadaki ilmek diğer taraftaki ortadaki ilmek ile birlikte arka yüzde örülüp kol altında birleştirmesi yapılacak. Şimdi diğer kola kadar gelelim. 3 düz ilmeğe kadar geldim. Yine birini arka bölüme, diğerini de kol altında birleştirmek için ayırıyorum. Ve ilmeklerimi örüp
birbirlerinin üzerinden atlatarak ilmeklerimi kapatıyorum. İlmeklerimizi kapatalım yine diğer artırma kısmına kadar. Yine ilmeklerimi kapatarak 3 düz ilmeğe kadar geldim. Birini örüp kapatıyorum. Ortadaki ilmek kol altı için. Diğer ilmeği de sağ ön ekleyip bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim ve kol altına kadar örerek geldim. Bir ilmeğim kaldı. Diğer uçtaki bir ilmek ile iki ilmeği birlikte alıp kol altını birleştirmiş oldum. Şimdi diğer kol altına kadar gelelim. Arka bölümü örerek geldim. Yine bir ilmeğim kaldı. Diğer uçtaki kısmı da getiriyorum ve iki ilmeği birlikte örüp bu kol altını da birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Kol altında birleştirme işlemi tamamlanmış oldu. Şimdi öreceğimiz bu sırada beden bölümündeki modelin kurulumuna başlıyoruz. Şişte toplamda 136 ilmeğim var. Beden bölümünde kuracağımız model artırma kısmında yaptığımız modelin aynısı olacak. 7 ilmek düğme bandını örerek başlayalım. Yedi ilmek düğme bandını ördüm. Bir ilmek haroşa örüyorum. İpimi doladım. 3 ilmeğimi birlikte örüp kestim. Bir doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örüyorum. Tekrar doladım. 3 ilmeğimi birlikte örüp kestim. Tekrar doluyorum. 6 haroşa örüyorum. Altı ilmek ördüm, doladım. 3 ilmeği birlikte örüp kestim. Tekrar doluyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu şekilde örerek 6 ilmek haroşa, 3 ilmeği birlikte örüp her iki tarafından doluyoruz. Diğer uca kadar gelelim. Sıra sonuna doğru geldim. En son 6 ilmek haroşa ördüm. Doluyorum. 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar doladım. 1 ilmek ördüm haroşa. Kalan 7 ilmeğim de düğme bandı. Düğme bandını da ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de düğme bandımı örüyorum. Bir ilmeğim haroşa, düğme bandım haroşa. Burada doladığım ortada 3 ilmeği birlikte örüp kestiğim ilmek ve diğer yanından doladığım ilmek. Bu 3 ilmeği arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Ön yüzde bu 3 ilmek düz örgü. Burada artırma kısmında yaptığımız modeli uyguluyoruz. Arada 6 ilmek haroşa. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Doladığım ilmek, ortada kesme yaptığım ilmek ve diğer doladığım ilmek ters örgü. 6 ilmek haroşa, 3 ilmek ters örgü şeklinde sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. 7 ilmek düğme bandını ördüm. 1 ilmek haroşa örüyorum. 3 düzümü ördüm. Arada 6 ilmek haroşa.
üç düz, altı haroşa. Üç düz, altı haroşa şeklinde sırayı tamamlayalım. Arka yüze geçtim. Düğme bandını ördüm. 7 ilmek, 1 ilmek haroşa örüyorum. 3 ters, 6 haroşa. Üç ters, 6 haroşa şeklinde arka yüzü de tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Şimdi buradaki 3 düz ilmeğimiz 3 sıra olduğu için tekrar burada bir büzme işlemi yapacağız. 7 ilmek düğme bandını ördüm. 1 ilmeğim haroşa. İpimi doladım. 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kestim. Tekrar doladım. Arada 6 ilmek haroşa. Tekrar doluyorum. 3 düz ilmeğimi birlikte örüyorum. Doladım. 6 ilmek haroşa örüyorum. Bu kısımdaki 3 ilmeği 3 sıra ördükten sonra her ön yüzde birlikte örüp keselim. Aradaki 6 ilmeğimiz modelin sonuna kadar ön yüzde, arka yüzde haroşa örgü yapılıyor. Sadece bu kısımda modeli uyguluyoruz. 14 haroşa sırasında bir de düğme için iliklerimizi açmayı unutmayalım. Beden bölümünü ilerletip modelimize devam edelim. Yeleğin beden bölümünü ilerlettim. Modeli kurduktan sonra 29 haroşa sırası olana dek ördüm. Yaka kısmından sayacak olursak 54 haroşa sırası. 14 haroşa sırasında bir de düğme için iliklerimi açtım. 4 tane iliğim oluştu. En son sırayı ön yüzde örüp gelmiştim. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlayacağım. Ve 4 haroşa sırası etek ucu için öreceğim. Tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Arka yüzde ördüğümüz 3 ters ilmeği de haroşa örüyorum. Bu şekilde ön yüzde, arka yüzde haroşa örgü yaparak 4 sıraya tamamlayalım. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. 4 haroşa sırası ördüm. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım, ikinciyi ördüm. Diğerini onun üzerinden atlatıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum, diğerini üzerinden atlatarak ilmeklerimi kapatıyorum. İlmekleri kapatıp düğmeleri ekleyip geliyorum. Model tamamlandı. Erkek bebekler için şık bir model oldu. Modeli uygun bir patikte hazırlayıp bir sonraki videoda paylaşacağım. Onu da örerek yelek ile takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu videonun sonuna da ekliyorum. Tıklayarak yapımına ulaşabilirsiniz. Kanalımda çok güzel modeller hazırlamaya, yayınlamaya devam edeceğim. Takipte kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bildirim zilini açıp yeni modellerden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.